170 dolar. Parmak iziyle açılıyor. Çok güzelmiş. Bu kaç para kardeşim? Kaset çalar, lamba. Hepsini 100 lira vereyim mi dedim de. Evet, bunu olsun. Sen de bunu olsun. Hemen hemen hiç kullanılmamış. Sıfır ürün. 150 liraya bir bilgisayar kasası. Başkan kaç para bunlar? 750 lira. Orada bir kalabalık bir şeyler görünüyor. 30 liraya aldık da güzel. Tam bizlik malzemeler vardı da. 40 lira. Bizim için makineyi tamamlayalım da. Evet, siparişlerimiz onaylanıyor. Hepsine 5'er yıldız vermiş, sağ olsun. Abi 70 liraya daha kahve demlenmemiş ürün. Bu sıra Feriköy gibi. Tam antika pazarı yani. Geçiyor. Hayırlı cumalar herkese. Siz gerçi cuma günü mü izleyeceksiniz bilmiyorum. Bilgisayar aldık geçen hafta. Bir tane daha vardı yanında. Duruyorsa şayet. Yani kasa aldık. Bilgisayar kasası. Çok eski. XP. Şimdi gidelim bir de ona bakalım bir daha. Alalım duruyorsa. Abi bu kaç para? Koyalım yerine. Orta tezgahlara doğru gidelim. Bu kaç para kardeşim? 3'leri var bir. VHS istiyor da. İstiyor da bunu nasıl bağlıyoruz ya? Herhangi bir yere. Sadece sarıyor mu? Yok, oynatıyor da. Radyo. Kaset çalar, lamba. Kapağı yok, fişle de çalışıyor. 1, 2, 3. Ya bu güzelmiş. USB ile çalışıyor da.
Deneyelim ya. Bakalım bu powerbank'in gücü yetecek mi? Bunun gücü yetti ve açıldı. Ama ayağı yok. Nasıl duracak? Durmayacak. Bunun da ayağı kırık. Ama USB ile çalıştı. İyi, buna da bakalım. Ya buraya bir daha döneriz. Hepsine 100 lira vereyim mi dedim de hepsinin sıkıntısı vardı bir türlü. Hey, sen bunun musun? Evet, bununsun. Sen de bununsun. Filtren de var. Filtre bize lazım. Hemen hemen hiç kullanamamış, sıfır ürün. Kaç para kardeşim bu? 100 lira. Philips'in koltuk süpürge başlığı. Geçen hafta buradan aldık 250 liraya bir bilgisayar kasası. Başkan kaç para bunlar? Bu mu? Geçen hafta aldım, hala uğraşıyorum yapacağım diye. Bundan parça alırım. Bu mu için? 250 dedin geçen hafta. Bunu da 250'ye ver. Bu yanındaki. Bu. 200. Bunu 300 böyle mi dedin? Var canım, monitörüm var yani. Bu HP. Kaç para dedi? 750 lira dedi. Biz bizim tezgaha gidelim. Orada bir kalabalık bir şeyler görünüyor. Teyipmiş ya. Geç kaldık ama daha tezgahlara bakmadık ya. Bir şeyler buluruz. Kardeşim o siyah kaç para? Abi. 30 liraya aldık. Al abi. Çal mısın? Alışverişimizi yaptık. 30 liraya bir tane amfi aldık. Teşekkür ederim.
buraya bir daha geleceğiz. Yine çıkalım buradan, tamam mı? Buz kovası. Neyse ben aldım. Gör çıkar. Gör. Ona göre demliğimiz yok. İşte bu USB ile çalışıyor. Abi kaç para? Bu 50 lira. Bu 50 lira. Tavuk usta var. Bu pazarı. Yarana yakarım ha. Ayol. Işık geldi. Bir kırığı var ama kasasında. USB ile çalışıyor. Avuk. Yine USB okuyor. Kart okuyucusu var. 40 diyelim mi? 40. 150 diyorum sen. Diyorsun. Kaldır elini. Hadi hadi. Hadi hadi. Senin için de yok. Ben bir yatağı vermedim kimseye. Zaten vermezsin de abi. Ellere de bunu aldık. Abi 150 demiş, anlamamışız. Değil ayakkabım yok ha, hoşuma gitti diye. Değişik yerden girdik. Keyfimiz yok bugün ama baka baka gidiyoruz. Burada güzel tam bizlik malzemeler vardı da abi tezgaha ip gibi dizmiş. İsteyeceği para çoktu normal olarak. Biz böyle hurda tezgahı arıyoruz. Demliğinde bir sıkıntı var mı? Vallahi bizlik makine bu. Sıkıntısı var ama hallolur. 40 lira. Bütün parçaları var bizde. Ha bu kaç para? 100 lira olur. 100 liraya tamamlayacak ürün bulalım. Bunu buraya koyduk. Sizin için makineyi tamamlayalım da 100 lira isteyin. Şuradan da parçalarına bakalım. 1 2 Kreatifleri toplayalım. Sen nesin bilmiyorum. Dört hoparlör bulduk.
Evet, siparişlerimiz onaylanıyor. Yani sattıklarımız onaylanıyor. Değerlendirmeler de burada. Hepsine 5'er yıldız vermiş, sağ olsun. Kaç voltla çalışıyorum? Üç volt. Sarı, kırmızı, beyaz. Başkan kaç para bu? Arkam 30. Ne kadar bu amca? Abi 150. 150? Filtresi olsa alırdık. Sıfır makine. Biraz oynadı ya. Şuraya baktık. Ağzında kırık varmış. Arkadan ucu. Kaç para bu? 30 lira. Aynen abi. Ağzı kırılmış. Ha, buna kaç para istedin başkan? Bana 100 lira istiyorum. Demliği yok değil mi? Abi 70 liraya... Kahve demlenmemiş ürün. Sana inanıyorum makina. Çantalar 70 lira abla. Ay sağ olasın, çok iyi. Allah Allah bereket versin. Eyvallah, sağ olasın. Böyle ufak poşetin var mı abi? Şöyle vereyim abla. Yine böyle. Heh, olur. Buna demlik satın alıp kullanılabilir yani. Bu sıra Feriköy gibi. Tam antika pazarı yani.
antik aradığınız her şey var. Tablolar, kahve fincanları vesaire. Plaklar. Feriköy Bit Pazarı gibi bu sağ taraf, Mehmet abiye doğru giden taraf. Biz de Mehmet abiye doğru gidiyoruz. Şimdi senin her şeyin var bende. Sen olursun. Sen de Filip'sin, sen de olursun. 1-2. Bir tane daha 220 bulduk. Oo. Gayet iyi. Bunun ne yaptınız ya? Ne lüzum var ya? Sen bana normal. Al abi. Eyvallah. Ya bir şey değil de öyle. Demlenmiş. 10 lira. Bir tane pil takalım. Kafaymış bu ya. Gel sen ol gel. Antalya durması. Yok açıldı o. Ararım ben seni. Tamam. Tamam saklarım. Amasya'ya 175 parça ürün yolladım abi. Bir haftadır uğraşıyorum bunu. Niye? Hoparlör müzik sistemi. 11 koli böyle. Bunlar Urfa'dan bir de Fethiye'den bir arkadaş alıyor bunları. Niye bilmiyorum. Radyosu çalışsın yeter alıyorlar yani. Basıyorum 10 milyar aldım. Öyle mi? Tutu basıyorum 10 milyar. Gerek yok bizi bozar abi. Aynen abi. Çok güçlü bir power bank'e taktım çalışmadı. İkisini de alalım. Bakalım ne yapacak. Bu poşetler benim abi. Bakalım bu tilki kuyruk neyle çalışıyor? Tilki kuyruk testere. Şarjlı. Şarjlı.
Makas var mı sana makas? Tekir makas. Tekir makas. Çok güzelmiş be. Bunun şarj aleti de mevcut değil mi abi? He? Şarj aleti de mevcut mu? Hepsi içinde. Bu ha? Zincir, mincir hepsi var. 15 alır mı 15? He? 15. Bunun için ne diyorsun abi? Bana 1,5 diyorsun. 1,5 lira akşam. Çok güzelmiş ya. Güzel. O şey de güzel bak. Çantası da güzel. Ama 1,250 yazdı orada. İki tane de birini sattım. Bir tane daha bataryası var mı? He? Bir tane daha var mı acaba? Yok, başka yok. Var. Şey iki tane, şarjı iki tane. Çok iyiymiş abi ya. Bu ne için abi? Tilki kuyruk, testere. Ha testere. Şarjlı. Daha fazlasına da kullanılır. 3400 liraya aldım Bauhaus'dan. Aa bunlar aldım ben de. Öyle de sen ver ya. Olmaz abi. Abi ne bileyim sen ver ben işte kafana göre ver bir şey ya. Öyle abi. Bu da senin meşhuriyetine gitmiş. Ne edemem ya? He. Sakın böyle ne edeyim. He onu aradılar. Yok. İhtiyacı olan da senin içine yarayan varsa ben sana sattım. Şimdi bilgisayar öğrendim abi. Sana lazım bilgisayar mevzunu öğrendim şimdi yani. Geçen hafta 250 liraya bir tane aldım. İki tane de 20 liraya monitör almıştım. Bilgisayar çalıştı ama XP. 2011'in yani. Bir tane RAM taktım. Bir de format attım. Oldu 2500 lira. 170 dolar. Parmak iziyle açılıyor. 170 dolar. Broker'lar kullanıyor. Onu aldım ben abi ya. Şey ikinci el satış fiyatı 170 dolar. Ama işte parmak izini nasıl çözeceğim? Yok, parmak izsiz açılmaz. İlla gibi reseti vardır o. Yoktur. Yoktur abi. Bununla milyon dolar kazanıyorlar. Bloomberg var ya. 10 lira. Benim 10 lira. Şunu da aldım. Mehmet abi görüşürüz. Ürünlerimizi aldık gittik. Başkasından aldığımız bilgiyi de başkasına sattık. Şunları arabaya bırakalım gelelim. Şimdi bunu 70 liraya aldık ama gerçekten sıfır ürün, hiç kullanılmamış, şöyle yani daha içine kahve koyulmamış. Bunda inat ettik, bu makineden evde de kullanıyorum ben, çok güzel bir makine, her şeyi tamam, bir tek demliği yok. 70 lira verdik, 30 liraya bunu aldık. USB, AUX, XD kart hepsini okuyor. 50 liraya bunu aldık. USB ile çalışıyor. AUX yani telefon, tablet, bilgisayar hepsine takılabiliyor. İstersen al yanında götür. Parkta, bayırda, bahçede dinle. 2+1 ve USB ile çalışıyor. Bunları 100 liraya aldık Mehmet abiden. İkisine de baktık. Pil taktık. İkisi de çalışıyor. İki tane klavye, Everest marka, bir tane Philips subwoofer, bir tane Creative A220, bir tane de Logitech hoparlör. Buna ihtiyacımız var diye aldım. 100 lira bunlara verdik. Şu 5 tane ürüne 100 lira verdik Mehmet abiden. Bunu 50 liraya aldık. USB ile çalışıyor. Bunu 30 liraya. Bunu da 70 liraya. 70, 30 daha 100, 150, 250 lira harcadık buraya.
Şimdi tekrar çıkalım. Yukarıya bakalım. Çünkü en sevdiğimiz tezgaha, Sabri'lerin tezgaha uğramadık daha. Ahmet abilerin tezgahı.